başka memleketlere işte bayram için memlekete gittim hikayesi bugünlerde birazcık konuşulamaz oldu. Çünkü yol paraları vesaire her şey inşallah. O 9 gün oluyor biliyorsun. Evet. Hal böyle oldu. Şimdi İstanbul en kalabalık Ramazan bayramını yaşadı mı? Yaşadı. Dün ben de buna şahit oldum. Tam 2,5 saatte bir yerden bir noktaya gitmeye çalıştım. Gerçekten inanılmaz bir trafik vardı. İnsan trafiği rekorunu getiriyoruz şimdi efendim ekranlara. İnanılmaz yoğun Karaköy'den Fatih'e, Karagümrük'e yürüyerek gittik. Üsküdar'dan buraya gelene kadar 5 saattir yoldayız. Vallahi çok kalabalık. İskeleler, otobüs durakları, sokaklar her yer tıklım tıklımdı. Bayramda insan trafiği rekor kırdı. Bu kadar kalabalık iyi bir şey değil yani. Evet. Pişman oldunuz mu yani? Tabii. Pişman oldunuz. Evet, evet. Neden pişman oldunuz? Yoğunluktan dolayı. Neden sıkıldın? Kalabalıktan. Evet. Burası Eminönü Üsküdar vapur iskelesi. İnsan trafiği bir an olsun bile bitmiyor. Bir vapur dolusu insan Eminönü'ne geliyor. Yine bir vapur dolusu insan Üsküdar'a gidiyor. Bakar mısınız iskele dolup yola taşmış durumda şu anda. İskelenin kuyruğu arkaya kadar gidiyor. Hiçbir yere gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Abi. Üsküdar'a gideceğim görüyorsunuz. Akın akın insan geliyor vapura. Böyle olduğunu bilmiyordum. Sizce vapura binebilecek misiniz? İnşallah bineceğiz. Kalabalıktan yani nasıl bineceğiz? Şu anda Alt Çarşı'dayız. Adeta adım atacak yer yok. İğne atsan yere düşmeyecek durum derler ya. Tam olarak öyle. Buradan çıkan insanlar Mısır Çarşısı'na gidiyor. Aynı kalabalık Mısır Çarşısı'nda da görülüyor. Bayramda toplu taşıma ücretsiz olunca İstanbul'da adeta Marmara'ya akın etti. Marmaray belki de tarihinin en yoğun bayramlarından birini yaşıyor. Kalabalık tansiyonu yükseltti. Marmaray'daki tuvalet sırasında iki kadın birbirine girdi. Kavga gürültünün yanında güzel görüntüler de vardı. İstanbullu Eminönü'nde çifte bayram yaptı. Nasıl geçiyor bayram? Çok güzel geçiyor. Hem Ramazan bayramının 3. günü hem de 23'ü sanırım salak emerlik ve çocuk bayramı aynı güne denk gelince işte böyle keyifli anlar yaşanıyor. Şu anda bandı takımı Eminönü'nde kalabalığı coşturuyor. Evet çok güzel. Atatürk'e böyle bir bayramı çocuklara işte armağan ettiği için çok hoş. İki bayram bir arada. Gerçekten güzel bir coşku vardı fakat tuvalet sırasında yani kalabalık olur tabii canım ki ne yani olacak? Münferit işler onlara bakmıyor çok fazla. Evet, bir kez daha mübarek olsun geçmiş bayramımız olsun, kutlu olsun. Mutlu olsun. Ama şu kalabalığa baksana Murat iskeleler doldu taştı hatta sevgili Mandev anonsunu yaparken gerçekten seçmekte zorlandım. Böylesi bir kalabalık. Çok büyük kalabalık. Gidiyor geliyor doluyor boşaltıyor geri boşaltıyor tekrar, geri tekrar, dolduruyor. Gerçekten iyi ki bir kaza falan olmadı vallahi yani. Evet, dediğimiz gibi şükür. Toplu taşımada tabii ücretsiz olunca baksana Karagümrük'ten Karaköy'e yürüdüm falan filan yani az buz da değil. Üsküdar'a karşıdan karşıya geçmek vesaire için bayağı vakit ben hiç bu kadar kalabalık görmedim evet. İstanbul'u. İstanbul'u yani. Hani bayramda genelde boşalır ya. Tabii. Ama yok işte. İstanbul hani bize kadar turistler de gelmiş. Öyle bir trafik sorunu falan da yaşamaz idik. Ta ki bu bayrama kadar. Evet bu da güzel bir bayram oldu. Her şekliyle güzel. Her ya şekliyle... şey diyelim herhalde hani pandemide çok evde kaldık da hani dışarı açıldık evet. falan filan milyonlarca insan Ramazan dışarıdaydı. Bayramı, havanın güzelliği, çocukların güzeldi. Coşkusu her şey bir arada bence çok da güzel oldu.